Bundan önceki videolarda fiyat esnekliğinden bahsetmiştik. Evet, talebin ya da arzın fiyat esnekliğinden bahsetmiştik ve iki durumda da miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişime oranını hesaplamıştık. Talebin fiyat esnekliği dediğimizde talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişime oranını bulmuştuk. Arzın fiyat esnekliği ise benzer mantıkla arz edilen miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yüzdelik değişime oranıydı. Daha önce de ayrıntılı olarak bahsettiğim gibi bu değerler bize talep ya da arz edilen miktarların fiyat değişimlerine ne kadar hassas olduklarını gösteriyordu. Bu videoda bu esnekliklerin ekonomistlerin hesapladığı ve değerlendirdiği tek esneklik göstergeleri olmadığını göreceğiz. Esneklik kavramı, bir değerin diğerine ne kadar hassas olduğunu ölçmek istediğiniz her senaryoda kullanılabilir. Örneğin, iş gücü arzındaki yüzdelik değişimin, bunu arz edilen iş gücü miktarı olarak değerlendirelim, ücretlerdeki yüzdelik değişime oranı. Bunun, iş gücünün fiyatındaki yüzdelik değişim olduğunu da düşünebiliriz. Bu sizin de tahmin edeceğiniz gibi iş gücü piyasasında iş gücü arzının fiyat esnekliğinden başka bir şey değildir. Bunlara ek olarak daha birçok esneklikten bahsedebiliriz. Bir malın talep edilen miktarındaki yüzdelik değişimin bunun birinci mal olduğunu da belirteyim. Başka bir malın fiyatındaki yüzdelik değişime oranı. Bunu da ikinci mal olarak belirtelim ki aynı mal olmadıkları iyice belli olsun. Bu şekilde bir malın diğeri yerine kullanılıp kullanılamayacağını yani ikame mal olup olmadığını anlayabiliriz. Az önce de söylediğim gibi bu videoda zaten burada da görüyorsunuz gelir esnekliğinden bahsedeceğiz. Net olmam gerekirse talebin gelir esnekliği. Bunun ne olacağını ya da ne anlama geldiğini tahmin ediyor olmalısınız. Talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin o malın ya da hizmetin fiyatındaki yüzdelik değişime oranı yerine bu malı satın alan ya da bu malın piyasasında olan insanların gelirlerindeki yüzdelik değişimi kullanacağız. Gelirdeki yüzdelik değişim arttığında aynı durumun talep edilen miktardaki yüzdelik değişim içinde doğru olacağını, yani bunun da artacağını söylemek yanlış olmaz. Örneğin tatil piyasasını ele alalım. Benim gelirim arttığında da diğer tüm insanların geliri arttığında olduğu gibi çok daha uzun ya da daha iyi tatilleri karşılamaya gücüm yeter, öyle değil mi? Bu normal olarak nitelendirebileceğimiz bir maldır. Hemen not ediyorum. Normal mal. Tam da tahmin ettiğimiz yönde bir değişim, öyle değil mi? Ama bunun tam tersinin doğru olduğu durumlar olduğunu da bilmelisiniz. Demek istediğim, gelirinizde yüzdelik olarak bir artış olmasına rağmen talep edilen miktarın yüzdesinde bir değişim olmayabilir. Hatta talep edilen miktarın yüzdelik değişiminin azaldığı durumlar da söz konusu. Evet, talep edilen miktarın yüzdelik değişimi azalırsa burası negatif olacaktır. Aklınıza bu durum için bir örnek geliyor mu? Araba tamir hizmetlerini ele alalım mı? İnsanların gelirleri arttığında bozulma ya da tamir gerektirme ihtimali daha düşük olan daha sağlam arabalar satın alabilirler, öyle değil mi? Bu durumda araba tamircisine de daha az giderler. İşte gelirin artması durumunda talebin azaldığı bir örnek. Gelirdeki yüzdelik değişim pozitifken talep edilen miktardaki değişim negatif olacak. Bu düşük mal olarak adlandırılan maldır. Buradan çıkarmamız gereken iki önemli sonuç var. Esneklik sadece talebin ya da arzın fiyat esnekliği olmak zorunda değildir ve başka çeşitleri de bulunur. Gelir esnekliğinin en can alıcı noktasına değinmek için size birkaç örnek göstereceğim. Bir bakalım. İnsanların gelirlerinde %20'lik bir artış olduğunda fast food tüketimlerinde %10'luk bir azalma olur diyorlar. Ve bu durumda fast food ne tür mal olarak kabul edilebilir diye de soruyorlar. Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Gelirleri artıyor ama talep edilen miktar azalıyorsa az önce gördüğümüz senaryo yani düşük mal senaryosu söz konusudur. Düşük mal. Peki bana buradaki talebin gelir esnekliğinin ne olduğunu hesaplayabilir misiniz? Talebin gelir esnekliği nasıl hesaplanıyordu? Talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin fiyattaki yerine gelirdeki yüzdelik değişimi kullanacağız. Buraya gelirdeki yüzdelik değişim yazıyorum. Eşittir. Gelirdeki yüzdelik değişim neydi? %20. Peki talep edilen miktara ne oldu? %10 azaldı. O halde eksi %10 yazalım.
Bu durumda talebin gelir esnekliği eksi 0,5 olur. Bir örnek daha ister misiniz? Bir ülkedeki insanların gelirlerinde %5'lik bir artış olduğunda sağlık hizmetlerine olan talepleri de %10 oranında artıyor. Bu durumda sağlık hizmetleri normal mi yoksa düşük bir mal olarak mı sınıflandırılır? İsterseniz önce talebin gelir esnekliğini hesaplayalım. Sonra da soruya cevap veririz. Talebin gelir esnekliği eşittir, gelir %5 oranında, sağlık hizmetlerine olan talep de %10 oranında artıyor. Buradan pozitif bir sonuç elde edeceğiz. Buna bağlı olarak da burada elde edeceğimiz sonuç pozitif olduğunda normal bir malla karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Gelir artınca talep edilen miktar da artıyor. Bu durumda sağlık hizmetleri normal bir maldır diyebiliriz.